Merhaba arkadaşlar. 20'li edebiyat denememizin 11. denemesini çözmeye başlayalım birlikte. Ahmet Haşim'e ait yukarıdaki sözlerde boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Şair ne bir hakikat habercisi, ne bir belagatlı insan, ne de bir konum yapıcıdır. Şairin lisanı nokta nokta gibi anlaşılmak için değil, fakat duyulmak üzere vücut bulmuş. Musiki ile söz arasında sözden ziyade musikiye yakın ortaklaşa bir dildir. Ahmet Haşim burada ne yapmıştır? Ahmet Haşim bu sözüyle şiir hakkındaki düşüncelerini ifade etmiştir. Dolayısıyla paragrafa baktığımızda neyi kasteder? Şiir ile düz yazının yani nesrin karşılaştırmasını yapar. Dolayısıyla birinci cümlede soruda cevap şıkkımız A seçeneği gelecektir. İkinci Çöz Kazan AYT Edebiyat 11. deneme 2. soru. Parçadan gelişimle ilgili hangisine ulaşılamaz diyor. Gelişimin hızı farklı olsa da dediğine göre A seçeneğini çıkarabiliriz. Baktığımız zaman nöbetleşe devam etmesi, sürekli olan gelişim belli aşamalarda gerçekleşir. Buradan C seçeneğini eleyebiliriz. Doğum öncesi başlayan gelişimin hayatın sonuna kadar devam ettiği için sürekli olması E seçeneğini çıkarabiliriz. Kimi zaman bilişsel gelişim hızlanır, kimi zamansa fiziksel gelişim demiş. Buna baktığımız zaman B seçeneğini çıkarabiliriz. Ama gelişimin en önemli belirleyicisi soja çekimdir. Bu parçadan bununla ilgili bir kavrama ulaşamayız. Cevabımız D seçeneğidir. Çöz Kazan AYT Edebiyat 11. deneme 3. soru. Bu parçadan sempozyumla ilgili sohbet havasında geçmesi, konuşmacılar konuyu kendi uzmanlık alanları açısından ele alır, bir başkan tarafından yönetilir, konuşmacı sayısı değişebilir, konuşmacıların süreleri değişebilir, bilgilerinden hangilerine ulaşılabilir. Baktığımız zaman arkadaşlar burada yetkin kişilerin özel bir izleyici topluluğuna sunduğu bildiriler diyor. Konuşmacıların konuyu uzmanlık alanları açısından ele alması, başkan ve konuşmacıların belirlenmesi dediğimizde de buradan bir başkan tarafından yönetildiğini çıkarabiliriz. Yani 2 ve 3. yargıları bu parçadan çıkarabiliriz arkadaşlar. Bunlara ulaşabiliriz. Bu nedenle cevabımız C seçeneğidir. Çöz Kazan AYT Edebiyat 11. deneme 4. soru. Bu parça aşağıdaki sorulardan hangisine yanıt olarak söylenmiş olabilir? Parçanın bütününe baktığımızda konusunu belirlememiz gerekiyor ve bu parçada yazının bulunuşu ve evreleri anlatılmıştır. O zaman bu parçaya olabilecek en uygun soru cümlesi E seçeneğinde vardır. Yazının icadı ne zaman ve nasıl olmuştur? Konuyu belirlediğimiz zaman E seçeneği karşımıza çıkar. Çöz Kazan AYT Edebiyat 11. deneme 5. soru. Dörtlükle ilgili hangisi söylenemez? Baktığımız zaman tahrir edince, tasvir edince, yare yazmışlar, kâre yazmışlar. İrler tam uyaktır. Are, yare, areler zengin uyaktır. 11 LC ölçüsü kullanılmıştır. Baktığımız zaman, ünlülerimizi saydığımız zaman. Ek ve sözcük halinde redif vardır. Edince, edince derken. Yazmışlar, yazmışlar. Sarmal uyak düzeninde söylenmiştir diyor. A, B, A, B. Sarmal değil, çapraz uyak düzeniyle söylenmiştir. Cevap E'dir. Çöz Kazan AYT Edebiyat 11. deneme 6. soru. Parçada verilen romanın yazarı hangisidir? Parçada bu tarz sorularda karakterler bizim için çok önemlidir. Dikkat ederseniz Bay C'den bahsediyor. Bay C, Aylak Adam'ın karakteridir. Aylak Adam, Yusuf Atılgan'ın eseridir. Cevap A seçeneğidir. Çöz Kazan AYT Edebiyat 11. deneme 7. soru. Bu dizelerle ilgili hangisi söylenemez? Parçaya baktığımız zaman süslemek, beslenmek, S
seslenir dediğimizde lenirler rediftir. S'ler yarım uyaktır. Ve parçada dağlarında bülbül öter, ceylan geyik. Teşhis, kişileştirme sanatı vardır. İki ve üçüncü dizede. Tenasüp sanatı da birbiriyle ilgili sözcüklerin kullanıldığı için tenasüpe değer verilmiştir. Burada bülbül, bağ, ötmek, dağda ceylanın olması, geyiklerin beslenmesi. Rediften yararlanılmıştır. Her dizede teşhis sanatına yer verilmemiştir arkadaşlar. Teşhis sadece ikinci ve üçüncü dizede vardır. 11'leyici ölçüsü kullanılmıştır. Halk edebiyatı geleneğinin ürünüdür. Tenasüp sanatı yapılmıştır. Cevap B'dir. Çöz Kazan AYT Edebiyat 11. deneme 8. soru. Fuzuli hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 16. yüzyılda yaşamıştır. Su kasidesi naata örnektir. Türkçe divanındaki şiirleri Azevi şivesiyle yazmıştır. Hefcam, Leyla ile Mecnun, Fihi Mafi eserleri vardır. Çağdaşlarına oranla dili yalındır. Fihi Mafi, Mevlana'nın eseridir. Bilgi yanlışlığı D seçeneğindedir. Çöz Kazan AYT Edebiyat 11. deneme 9. soru. Parçada boş bırakılan yere hangileri sırasıyla getirilmelidir? Yaşama sevincini işleyen gazeller rindanedir. Aşk, aşk acısı, ayrılık gibi konuları işleyen gazeller aşıkhane gazellerdir. Öğüt vermek amacıyla yazılan gazellere hakimane gazel denir. Baktığımız zaman sırasıyla rindane, aşıkhane, hakimane getirilmesi gerekiyor. Cevap C. 11. sorumuz bir söz sanatları sorusu arkadaşlar. Bu dizelerde söz sanatının benzeri aşağıdakilerden hangisidir? Bakalım. Mehmet hazineler içindesin. Bu toprağın altında ne var ne yok. Kömür, bakır, altın, demir. Hepsi senin, hepsi senindir. Çıkar çıkarabildiğin kadar ne çıkarsa hepsi senindir. Şimdi şiirin bize verdiği mesaja baktığımızda Mehmet karakterinin toprağın altında ne varsa hepsini sahiplenmesi, dolayısıyla bencillik söz konusudur. Dolayısıyla bencil olması yönünden Mehmet ne yapılmıştır şiirde? Tariz edilmiştir. Yani Türkçesiyle iğnelenmiştir arkadaşlar. İğnelemek sanatıdır, vardır. Yani tariz vardır. Şıklarımıza bakalım. Varsın bahçemde rüzgar gezinsin, yağmur ince toprağa sinsin. Rüzgarın bahçede gezinmesi bu nedir? Teşhis sanatı, yani kişileştirme. Yeni bir ülkede yem vermek için atlarına nice bin atlı kapılmıştı fetih rüzgarına. Bin atlı atlının fetih rüzgarına kapılmasının nedeni neymiş? Yeni bir ülkede yem vermekmiş atlarına. O zaman burada ne olacaktır arkadaşlar? Gerçek neden dışında kullanılan bir Hüsnü Talil sanatı vardır. Eline geçeni biraz da sakla, ak akçe kara gün içindir. Ak akçenin kara gün için olması, yani bir atasözünün şiirde kullanılmasına biz ne diyorduk? İrsali mesel sanatı diyorduk arkadaşlar. Bir yetim gönlü döktür dişini, bozmaya çabala halkın işini. Yetimin dişinin dökülmesi, halkın işinin bozmaya çabalanması nedir? Bir tariz örneğidir. Bu ters divan dediğimiz bir şiirden alınmıştır arkadaşlar, tersnameden. Yüzü benziyordu bahar ayına, kaşları can yakan aşkın yayına. Şimdi bakıyoruz, kaş, can yakan aşkın yayına dediği zaman kaşlar neye benzetilmiş? Bir yaya benzetilmiş. Benzeyen ve benzetilen var. O zaman burada da teşbih-i beli sanatı kullanılmış. Dolayısıyla soru öncülüğünde verilen şiirde tariz vardır. D seçeneğinde de tariz vardır. Dolayısıyla cevap şıkkımız 10.000 soruda D seçeneği olacaktır. 12. sorumuza devam edelim. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada tanıtılan sanatçının tiyatrolarından biridir? Servet Epinoncuların çağdaş olmasına rağmen topluluğa katılmamış, romanını halk için yazmıştır. Hatta romanlarında olay akışını kesip bilgiler vermiştir.
Popüler türü romanları kaleme alan yazar, realizm ve naturalizmden etkilenmiştir. Şimdi serveti filmcilerin çağdaşı olmasına rağmen topluluğa katılmayan iki kişi söz konusudur. Bunlardan birincisi arkadaşlar Hüseyin Rahmi Gürpınar, diğeri ise Ahmet Rasim'dir. Ahmet Rasim'i biz genellikle deneme, makale gibi öğretici metinlerde tanıyoruz. Hüseyin Rahmi'yi de tiyatro, öykü ve romanlarıyla tanıyoruz. Bunun dışında popüler roman, töre romanlarını kaleme alması, olay akışını kesip bilgiler vermesi, paragrafta tanıtılan kişinin Hüseyin Rahmi Gürpınar olduğunu göstergesidir. Çünkü Hüseyin Rahmi Gürpınar ne yapmıştır? Ahmet Mithat Efendi çizgisinden yürümüştür. Dolayısıyla bu parçada sanatçının tiyatrosu ne olacaktır? Hazan Bülbülü olacaktır arkadaşlar. Doğru cevabımız da B seçeneğidir. 13. sorumuzla devam ediyoruz. Halk edebiyatı ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Günlük hayatın gerçekleri somut bir anlatımla ele alınmıştır. Bu doğru bir söylemdir arkadaşlar. Soyut anlatımında genellikle divan edebiyatında görüyorduk. Göz için kafiye anlayışı hakimdir. Göz için kafiye anlayışı dendiği zaman bizim aklımıza gelecek edebi dönem tabii ki divan dönemidir arkadaşlar. Biz halk edebiyatında İslamiyet öncesinde olduğu gibi ne yaparız? Kafiyeyi kulak için kullanırız. Çünkü ezbere yönelmiş yazılı edebiyattan uzaklaşılmıştır. Doğru cevabımız da bu yüzden B seçeneği olacaktır arkadaşlar. On dördüncü sorumuza bakalım beraber. Aşağıdaki yapıtlardan hangisi yukarıda verilen sanatçılardan birine ait değildir? Şimdi bakalım Sehi Bey. Sehi Bey neyi yazmıştır? Anadolu'daki ilk tezkireyi kaleme almıştır. Heşt Beyişi. Seyid Ali Reis neyi yazmıştır? Miratül Memalik, yani Memleketlerin Aynası adlı eseri yazmıştır. Ali Şir Nevai'nin eseri Mecalüsün Nefaiz. Bu da ne olacaktır? İlk tezkire olacaktır. Yani şairlerin hayatı arkadaşlar. Bu da üçüncü şıktır. Süleyman Çelebi'nin ve Sülhetin Necat'ı neydi? 15. yüzyılda yazılan bir mevlid örneğiydi. O zaman bu da dörtse cevabımız A seçeneği gelmiştir. Çünkü Siyah mı Kaza adlı, Kaza Okları adlı eserin sahibi tabii ki 17. yüzyılın Kasiluslısı Nefi olacaktır. Nabi'nin hayrabatı vardır ve hayriyesi vardır arkadaşlar. 15. soruyla devam ediyorum. Bu parçada söz edilen Tanzimat dönemi sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir? 19. yüzyılda Türk edebiyatını etkileyen önemli sanatçılardan biridir. Çağdaş uygarlığın yakalanarak gelişebileceğini düşünen sanatçı Batı edebiyatını örnek almış. Burayı çizelim. Makaleler yazmış. Fransızcadan ilk şiir çevirisini yapmıştır. Buradaki dikkat edeceğimiz anahtar cümle burası. Fransızcadan ilk şiir çevirisi yapılması. Tiyatroda ve sade bir dil kullanarak halk tarafından anlaşılmaya hedeflenmiştir. 19. yüzyıl Tanzimat sanatçıları içerisinde Fransızcadan ilk şiir çevirileri yapan ve şiir çevirilerinin de Tercüman-ı Manzume adında toplayan kişi İbrahim Şinasi, yani Tanzimat edebiyatının ilkler adamı olacaktır arkadaşlar. 16. soruya bakalım birlikte. Aşağıda eser yazar eşleştirmelerinde hangisinde bilgi yanlışı vardır? Kolları Bağlı Odysseus, Melih Cevdet Anday'ın eseridir. Şıklara baktığınızda arkadaşlar bu sanatçılar tabii ki birinci yeni, yani garip edebiyatı sanatçılarıdır. Vazgeçemediğim Orhan Veli Kanık'ın eseridir.
Gizli Emir Melih Cevdet Anlay'ın oyun içinde oyun Oktay Rıfat Oroz'un eseridir. Tanıdık Dünya adlı şiir kitabı Oktay Rıfat Oroz'un değildir arkadaşlar. Tanıdık Dünya Melih Cevdet Anlay'ın eseridir. O yüzden cevap şıkkımız C seçeneği olacaktır. 17. soruya bakalım beraber. Aşağıdakilerin hangisinde Cumhuriyet dönemi Türk Edebiyatı'nın oluşumu ile ilgili bilgi yanlışı vardır? Yazı dili ile konuşma dili arasındaki fark ortadan kalkmıştır. Evet, bu fark nereden başlamıştı? Divan Edebiyatı'ndan başlamıştı. Tanzimat Edebiyatı'nda dilde sadeleşme düşüncesi ortaya çıkmış, başarılı olamamış. Servet-i Fünun ve Ferdiyatçılar bundan uzaklaşmışlar. Milli Edebiyat döneminde genç kalemlerin Yeni Lisan adlı makalesiyle dil sadeleşmeye başlamış ve Cumhuriyet döneminde artık son noktası konulmuştur. Şiir, roman, hikaye, tiyatro gibi pek çok türde eserler verilmiştir. Evet, Cumhuriyet dönemi Türk Edebiyatı'nın oluşum safhası gayet zengin ürünlerin verildiği bir safhaydı. Farklı edebi topluluklar ortaya çıkmıştır. Evet, öz şiir anlayışı, yedi meşale, birinci yeni, ikinci yeni, hisarcılar, maviciler bunların hepsi sayılabilir. Eserler gerçekçi bir bakış açısıyla kaleme alınmıştır. Doğrudur arkadaşlar, realist bir bakış açısıyla eserler kaleme alınmıştır. Aruz ve hece örtüsünün yerini serbest ölçüye bırakmıştır diyemeyiz. Çünkü hece örtüsüyle yazılan öz şiir anlayışına bağlı güzel şiirlerimiz yer almaktadır. Bu yüzden de cevap şıkkımız 17. soruda C seçeneği olacaktır. 18. sorumuzla devam edelim. Yukarıda bilgisi verilen Güngör Dilmen'e ait oyun aşağıdakilerden hangisidir? Edebiyatımızdaki ilk absürt tiyatro örneği bu kısım arkadaşlar bizim aradığımız cevap şıkkının anahtarı olacaktır. Olan bu eserde Amerikalı petrol kralı ve sömürülen Çinli şair arasındaki şiirsel bir üslupla ele alınır. Bizim edebiyatımızın ilk absürt tiyatro örneği arkadaşlar Canlı Maymun Lokantası'dır. Bu yüzden cevap şıkkımız E seçeneği olacaktır. Keşan Ladi Destanı'nın ilk olma özelliği neydi? Onun da bizim ilk epik tiyatromuz olmasıydı. 19. sorumuzla devam edelim. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır? 1265'te İtalya'da doğan Dante Alighieri önemli bir şairdir. Hümanizm denince akla onun adı gelir. Rönesans oluşumuna katkısı çoktur. En önemli eser insanlık komedyasında ahirete yapılan bir yolculuğu ele almıştır. Latin yazdığı eserleri de vardır. Evet arkadaşlar, şimdi Dante deyince aklınıza ne gelecek? İnsanlık komedyası gelecek. Ancak buradaki sıkıntılı durum ahirete yapılan yolculuğu ele almıştır kısmıdır. İlahi komedya 3 bölümden oluşur. Bunlar cennet, cehennem ve Arap'tır. Dolayısıyla bu üçüne yapılan yolculuktan bahseder, ahiretten söz etmez. Dolayısıyla cevap şıkkımız 19. soru için D seçeneği gelecektir. 20. sorumuzla devam edelim. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? İstanbul'da doğan, Türk dili ve edebiyatı okumuş, öğretmenlik yapmış, inceleme, araştırma, edebiyat tarihi alanlarında çalışmalarıyla ünlenmiş. Resimli Türk edebiyatı tarihi denince işte burası yine bizi cevaba götüren anahtarımız olacaktır. Akla gelen isim olmuştur. 6 ciltten oluşan resimli Türk edebiyatı tarihi gibi Türk edebiyatının istisnai önemli eserlerini yazan kişi arkadaşlar Nihat Sami Hoca'dır. Yani cevap şıkkımız E seçeneği gelecektir. Çöz Kazan AYT Edebiyat 11. Deneme 21. Soru. Boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Tanzimat döneminde sıkça işlenen konulardan biri olan esaret bu romanda da işlenmiş. Bu hayata dayanamayıp kaçan ve kendini Nil Nehri'ne atarak hayatına son veren nokta nokta ile esaret konusu bir kez daha ele alınmıştır. Burada Sami Paşazade'nin Sergüzeşt adlı eserinden bahsediliyor. Sergüzeşt'in karakteri Dilber'dir. Cevap? Evet. 22. sorumuz Cumhuriyet döneminde Kurtuluş Savaşı'nın ilk anlatıldığı ilk eseri yazan Halide Edip Adıvar'ın sorusu.
Halil Edip Adıvar'ın romanları içerik yönünden 3 farklı başlıkta incelenir. Bunlar ruh çözümlemesi olanlar, töre olanlar ve kurtuluş savaşı konusu olanlardı. Olarak sıralanabilir. İçeriklerine baktığımızda seviye tarihte ruh çözümlemesi söz konusudur. Sinekli Bakkalar, Bakkal bir töre romanı, Burun Kahveyi ve Ateşten Gömlek yine Kurtuluş Savaşı döneminde geçen olayları anlatır. Ancak Sonsuz Panayır arkadaşlar ruh çözümlemesi değildir. Sonsuz Panayır'da İstanbul'un zenginlerinin içerisinde bulunduğu eğlence hayatı, İstanbul sosyetesi anlatılmıştır Kurtuluş Savaşı döneminde. Bu yüzden de cevap şıkkımız 22. soru için B seçeneği girecektir. Deneminin son iki sorusunda sıra 23. sorumuza bakalım. Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardı? 1998'de devlet sanatçısı ünvanı alan Orhan Sena, Türk tiyatrosunun Shakespeare'i kabul edilmiş. Ya Devletpaşa, ya Kuzgun Neşe, Akçalı Kel Mahmut, Tuğum, Toprak gibi konularını tarihten alan tiyatrolar yazmıştır. Doğrudur arkadaşlar. 1927 Darülbedai'nin başına geçerek Türk tiyatrosunu modernleştirmek için çabalayan Muhsin Ertuğrul, oyunculuk ve yönetmenlik de yapmış, Temaşa dergisinde eleştiriler yazmıştır. Doğru bir yargıdır. Özellikle trajedi yazan Turan Oklazoğlu, konularını Osman tarihten alan tiyatrolar yazmış. 4. Murat, Hürrem Sultan Deli İbrahim'i kaleme almıştır. Burada bir duralım. Çünkü Hürrem Sultan tiyatrosu Turan Oklazoğlu'na değil arkadaşlar. Orhan Asena'ya aittir. Turan Oklazoğlu'nun yazmış olduğu tiyatronun birisi Kösem Sultan'dır. Bu ikisini karıştırmayalım lütfen. Dolayısıyla doğru cevap C seçeneği olacaktır. Geldik denememizin son sorusuna. Bu parçadaki bilgi yanlışı aşırı yanlış numaralanmış sözlerin hangisinden kaynaklanmaktadır? Necati Cumalı'nın Sarı Traktör romanında babasıyla yaşayan Arif Emin'in yaşadıkları ele alınır. Sarı Traktör romanı ve Necati Cumalı'ya bakalım. Şimdi Sarı Traktör romanının ana kahramanları Arif ve Emine'dir. Ve bu roman Necati Cumalı'ya değil, tabii ki toplumcu gerçek yazarlarımızın önemli kişilerinden Talip Apaydın'a aittir. Dolayısıyla doğru cevabımız A seçeneği gelecektir arkadaşlar.